Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine güzel bir tarif sizlerle paylaşacağız. Bugün Kars mutfağına gideceğiz. Kars mutfağından enfes bir bulgur pilavı eşliğinde Kars tarifi hazırlayacağız. Kars mutfağının olmazsa olmazlarından, hele ki kış aylarının geldiğinde bu yemek sofralardan asla eksik olmaz. Eğer Kars'a gidenler varsa zaten bilirler. Böyle Kars sürüleri bol bol böyle çaylarda gezer. Tabii Kars'ta zaten biliyor, bunu demeye gerek yok. Ama Kars'a ziyarete gidenler o Kars sürülerini kesinlikle görmüşlerdir. İşte bugün dünya mutfağına bile hükmeden bir Kars tarifi. Artık benim de YouTube kanalımda bu tarifi sizlerle paylaşarak servis edeceğiz. Evet değerli takipçilerimiz, Kaz'ımız aslında Erzurum'dan geldi. Normalde biliyorsunuz Kars'a ait bir yemek. Ama Kaz Erzurum'dan yeğenim Ender sağ olsun bize gönderdi. Bizler de bu Kaz tarifini sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü yoğun bir talep vardı Kaz tarifiyle ilgili. Kazı nasıl pişiririz? Kaz geliyor ama sipariş ediyoruz. Bazen de internet üzerinden sipariş ediyoruz. Tabii Kaz biraz karda bekletilerek 2-3 gün böyle hem tuz hem kar böyle kanı, suyu tamamen alınıp daha sonra pişiriliyor. Güzelce hemen. Çünkü ağır bir kokusu var. Onu biraz kara yatırarak şey yapmanız gerekiyor. Şöyle ayaklarını kestim. Ayaklarını kestikten sonra Kazı öncelikle fırına sürüyorum. 240 derece sıcaklıkta fırına sürüyorum. Üzerindeki derideki bütün yağların akmasını sağlayacağız. Ve fırına attık. Fırınımızı kapağını örtüyoruz. 240 derece sıcaklıkta üzerindeki derilerdeki bütün yağlar akacak. Görmüş olduğunuz gibi fırında yağlar erimeye başladı. Bu yağı biz pilava kullanacağız. Tereyağı gibi. Yani aynı tereyağı gibi biz bunu kavurup pilavda kullanacağız. Tavuğumuz, kazımız artık yağlarını saldı şimdi. Yaklaşık 5 litre su, 1 baş kuru soğan, 1,5 çorba kaşığı tuz suyumun içerisine attım. Şimdi hemen fırından çıkarmış olduğum kazı da kazı yarım saat fırında pişirirseniz ön pişirme yeterlidir. Ön pişirme yaptıktan sonra yağını alıyoruz, ardından tencereye koyuyoruz. Geniş bir tencereye tuzunu attık, soğanını attık. Yaklaşık 2,5 saat pişireceğiz. 2,5 saat boyunca ocakta bunu orta ateşte pişireceğiz. 2,5 saat sonra çıkarıp afiyetle yiyeceğiz. Şimdi kazı ocağa pişirmeye bırakır. Yağı da görüyorsunuz. Kazdan çıkan yağ. Bu yağ tereyağı gibidir. Şöyle daha sonra kavuracağız onu. Şöyle kazımızı ara ara kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kazımız artık yaklaşık 2,5 saat pişti. 2,5 saat sonra tencereden çıkarıyoruz. Ortalama 3 litre su kaldı burada. Yani 2 litresi buhar olup uçtu. 3 litre kaldı 5 litreden. 3 litreye de 1,5 kilogram bulgur ilave edeceğim. 1,5 kilogram bulgur bu su için çok ideal. Evet, bulgurumuzu da ilave ettik. Şimdi tenceremizi tekrardan ocağa koyuyoruz. Ekstradan tuzumuzu atmanıza gerek yok. Zaten kendi tuzu yeterli olacaktır. Karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz ocakta. İçerisindeki parçalar kendi kazın parçaları, et parçaları. Onları farklı şekilde yorumlandırmayalım. Çünkü ben onu ayıklamadım. Bilerek ayıklamadım bu parçaları. İsterseydim süzerdim. Pilavımızı demlemeye bıraktık. Pilavımız demini alsın güzelce hemen. Ben de bu arada şöyle ara ara kontrol ederek pilavımı demlemeye bırakıyorum. Şimdi hemen yağımı da ocağa koyuyorum. Yağımı, kazdan çıkan yağı bir tavaya aldım. Tavada kavuruyorum. Ocağa koydum. Ocakta güzelce bir kavrulsun. Tereyağı gibi kavuracağız bunu. O güzel kokusu gelince altını söndüreceğiz hemen ocağın. Keyifle de izlemesi var bu yağın. Böyle fokur fokur kaynayıp bir kızıl bir renk alıncaya kadar. Tabii ki biz bunu kavuracağız. Çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif. Bulgurun üzerine just diye bunu döktüğümüzde onun heyecanı bambaşka oluyor. Tabii ki biz bunu restoranda yaptık ama sizler evinizde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani çok da zorlanmayacaksınız. Tabii kazın tek zorluğu uzun süreli pişmesi. Onun ötesinde pek zor bir aşaması yok. Zor aşaması ilk kestiğinizde bunun tüylerinin yolunması. Yolduktan sonra tütsülenmesi. Bu kaz tabii ki öncelikle tütsüleniyor güzelce hemen. Tütsülendikten sonra bu aşamaya geliyor. Evet, yağımız artık dağlanmaya başladı. Rengi kızıllaşmaya başladı. Kızıllaştıktan sonra artık altını kapatacağız.
altını kapattık. Şimdi pilavımız demlemedeydi. Pilavımızın üstünü açıyoruz. Dağlamış olduğumuz, kızdırmış olduğumuz yağ daha doğrusu hemen pilavımızın üzerine döküyoruz. Caz sesini duymanızı isterdim ama mutfakta çok havalandırma sesi, gürültüsü olduğu için sesi sonradan ekledim. Evet, pilavımız artık hazır. O kazın yağını da ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım, harmanladım. Pilavımı da artık azladım, bir tepsinin içerisine pilavımı koydum. Şimdi kazımı da hemen pilavımın üzerine koyuyorum. Gerçekten çok keyifli bir tarif oldu. Kazı görüyorsunuz. Üzeri şöyle parlıyor. Altın sarısı gibi. Zaten altın değerinde bir lezzet. Kars mutfağının vazgeçilmezi. Samsun'da da çok güzel yaparlar. Samsun'da tridini bile yapar.